Survivor'da en hayati oyun, en önemli oyun, en kritik oyun dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Dokunulmazlık oyunu ve konseyin ardından Survivor'da nefesler tutuldu. Bu belki de en kritik dokunulmazlık oyunlarından bir tanesi. Hangi isimler elenme adayı oldu? Her şeyini ortaya koyuyor. Dokunulmaz oyunu kran krana mücadelelere sahne oldu. Haydi şimdi! Evet, evet! Beraberler! Haydi sana! Murat Ceylan, Adem ve Ümit Karan arasında neden tartışma yaşandı? Şimdi böyle bak, çıldırarak söylemek var Ümit. Elini sakatlayan Sema öyle bir hareket yaptı ki yürekleri ağza getirdi. Pişman mısın? Evet, Murat önde geldi. Murat Ceylan oyun sonrasında neden gözyaşlarını tutamadı? Merakla ve heyecanla beklenen büyük ödül açıklandı. Açıklıyorum. Evet. Açıklıyorum. Evet. Açıklıyorum. Evet. Ada konseyinde Nagihan ve Anıl arasında sinirler gerildi. Bir erkeğin daha hani dik durması gerekir. Nagihan, Anıl, Bilmecen ve Murat Ceylan'la ilgili nasıl bir iddia ortaya attı? Allah'ın bildiğini şimdi kulağa mı saklıyorsunuz arkadaşlar? Gönüller takımında Nagihan, Anıl ve Damla arasında kılıçlar çekiliyor mu? Ben kalleşime karşıyım kardeşim. Ortada olmak güzel bir şey değil tabii ki ama daha soğukkanlı karşılayabilirdi belki bunu. Neymiş kalleşim? Bak ben sana hesap mı sordum? Bana soruyorsun neymiş kalleşim? Hepsi ve daha fazlası birazdan Survivor Panorama'da. Hoş geldiniz efendim. Mutlu haftalar, güzel haftalar, şans dolu, mutluluk dolu, bereket dolu, huzur dolu bir haftamız olsun inşallah. İhsan yayından 10 saniye önce bana dedi ki, ben de öyle bilgiler var ki ama paylaşmayacağım dedi. Beni öyle açtırdı programı. Yani bu motivasyonla haftayı nasıl devam ettireceğim bilmiyorum. Olsun, sizlerin huzurunda olmak onur verici, gurur verici. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hakan'cığım, İhsan'cığım nasılsınız? Her şey yolunda mı? Konuşalım. Başladık. Konuş oğlum. Başladık. Konuş. Konuş ulan. Oğlum dedi ya. Şaka yapıyorum. Ha. Ne derse her şey diyebilir bana. Evet Hakan, Hakan bir tane. Her şey diyebilir. Ne yaptın bakalım? Konuş. Abi ne yaptın? Bir şey yaptık. Hafta sonu program yaptık Semih'le. Nasıl geçti? Öykü'yle. Hayır hayır ben Acun kısmını soruyorum. Bak işte anlatmayacak. Gece geldi. Sahur yaptık. Bir şey yapmadık ya. Bilgi delikanlı gibi var mı bilgi? Var. Verme tamam. Var. Söylemeyeceğim ben, bak, zaten. Bak söylemiyor söylemesin. Ama var. Duydunuz. Ama yani. Söylemiyor. Bilgiden kastın. Benim bilgim yok. Hiç ilgim de yok. Bilgiden kastın. Ne, ben alayım. Şey değil yani. Bana söylerse söylerim bunu. Bir şey soracağım. Böyle hepimizin dilini damağını uçuklatacak bilgiler mi var? Damağımızı uçuklatacak. Damağım yani, patlar mısın? Ne? Çok önemli bir bilgim var. Hayır ben çok merak ettim. Damağımı uçuklatacak. Ödüller efsane ama. Kazanacak olan takım, daha belli değil ya. Hı. Kazanacak olan takımın ne zaman buraya geleceğini biliyorum mesela. Biliyorsun. Mesela ben şu an Acun'un o söylediği ödülle var ya. Bir takımda olsam ünlülerde veya gönüllerde. Kaybetmek için her şeyi yapardım. De ki niye de Adnan? Niye? Şimdi bende uçak fobisi var. 15 saat buraya geleceğim. Bir buçuk gün duracağım. 15 saat bir daha oraya döneceğim. Saçım Şener Şen gibi olurdu. Ama ben kesin kaybettim. Bir şey söyleyeceğim. Oradakilerin psikolojisi için inanılmaz bir ödül ama düşünsene en sevdiklerini yok, görüyorsun ben, falan. Sen de uçak fobisi var zaten gidemezdin ki. Hayır gitme. Kazayla beni oraya paraşütle atsalar. Ben hayatta. Ama bence efsane. Gerçekten gelmiş geçmiş en güzel ödül de biz ağırlayacağız. Acun halbuki şöyle bir kat karşılığı arsa verseydi değil mi? Şöyle bir, mis... Maddi diyorsun. Bir de kiraya verirdik onları. Bu ödülü, şimdi tabii ki hissedebiliyor insanlar herkes bir şekilde ama adada yarışmış olan bence de herkes anlar. Kişilerin daha böyle anlayabileceği bir. Ben ne konunun hiç bilgisi yok. Mesela yani ben şimdi yarışmış biri olarak söylüyorum. Sen anlat sen. Halden anlat. İnanılmaz bir ödül. Şu an oradakilerin psikolojisini düşünüyorum. Yani şu an onlara gerçekten araba versen ev gerçekten tercih etmezler. Şu an orada ağlamıyorlar mıydı? Şu an ağlıyorlardı. Aman hani... Allah'ım 16 saat boyunca yok abi böyle bir şey. Şu an tamam, nasıl tamam. Bir heyecanla o günü bekliyorlar oynamak için var ya. Tamam.
Şöyle düşün, çok uzun zamandan beri görmediğin birini, bir kişi dahi olsa, ha, uzun bir süre sonra görünce nasıl hayata bakış, seni söylemek karşılığında değişiyor. Karşılığında kat karşılarsa var mı? Ya Hanka öyle düşünme. Hayır ama bana soru soruyor, soruyor diyor. Şimdi hem o hem o varsa ben arsayı alayım derim. Onları nasılsa göreceğim kardeşim yani. Ben yani. Onlar ama seviniyor. Bundan sonrası için onlara çok büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Bir arsa isterdim. Hakan. Hayat zor. Ben daha bir şey demiyorum. Her şey biliyorsunuz yani. Anlatmama gerek yok. Faturaya boğuluyor herkes. Ben daha bir şey demiyorum. Değil mi? Ay sonu bir geliyor. Kredi kartından kredi kartına. Kredi kartından kredi kartına. Çocuklar çalışmasa bas bas bağırıyorsun. Yarışma. İşe gitmiyor musun? Abi, yandı, yarışma yandı. Devam ederken İstanbul'da. İki gün geçirmek. Bence de. Tamam ben bir şey demiyorum. Ben sizin söylediğim ben kendim gariban. Neyse dokunulmazlıklara ne diyorsunuz? İlerleyen dakikalarda konuşuruz. İyi ki dokunulmaz isim... olmuşlar dermişim. Yok diye. Yani gönüllerin bütün kadın yarışmacıları potada. Evet. Evet. Dünkü oyun bana göre dün öyle bir yorum yaptım. Şimdi Öykü de sordu. Sevgili Öykü'ye şöyle bir cevap verdim. Boşu boşuna bir dokunulmazlık oynayacaklar dedim. Çünkü Yağmur'la bir sen aday olduktan sonra. Evet. Kim olursa olsun bu ikisinden biri gider gibi düşünmüştüm ben. Hı hı. Yani Mustafa Kemal'le Turabi de gelebilir öbür taraftan. Yani. Buradan Hakan da olabilirdi, Anıl da olabilirdi, Nagihan da olabilirdi. Yani bir sürü isim olabilirdi, işte Murat da olabilirdi. Ama ben muhtemelen Birsen veya Yağmur'dan biri gider gibi düşünüyordum. Zaten diğer güçlü kadın adaylar da olduktan sonra hani ben hala aynı tezi savunuyorum. İkisinden biri gider ve yani %51'e %49 diyemiyorum aralarında çünkü. 50-50 durum var. Boş boşuna bir oyun oynanmış gibi geliyor bana. Tabii ki boş boşuna değil ama. Biz bir de başından beri hep söylüyorduk ya İhsan. Yani hani kronolojik olarak iki tarafın gitme olası olan Mustafa'yı söylüyorduk zaten ünlülerde. Bu tarafa da dönüyorduk. Yağmur bilirsen bunlar yani olasılık olarak çok yüksek olasılık. Yani mümkünse dokunulmazlığı almamaları mukabilinde bunlar ilk potaya konulacak ve muhtemelen de gelecek arkadaşlarımız diyorduk yani. İşte o yüzden kim gidecekten ziyade yaşanacakları detaylıca konuşmamız daha önemli. Konseyle yaşanan Nagihan ve Anıl arasında geçen polemik var bir kere. O çok önemli bir gündem maddesi. Birçok başlığımız var, bir başlayalım. Kim gidecek? Bir sen ya da Yağmur diyorsunuz. %50 %50. Bu akşam öğreneceğiz zaten sonucunu ama şimdi önce bir adım adım başlayalım istiyoruz. İkinci dokunulmazlık oyununda biliyorsunuz Murat ve Adem arasında bir tartışma yaşandı. Uyarma konusunda puzzle'ı dizerken. Neler olmuş bir hatırlayalım, sonra sohbetimize devam edelim. Ve elimize bence geldi. Elimize avantajlı gözüküyor. Puzzle. Yani müdahale edemedik be. Baba sen şikayet ediyor musun? Şikayet etmiyorum. Ben olan bir şey söylüyorum. Çünkü ben arkadaşlarımı çok doyuruyorum abi. Bir şey yapmışsak zaten düzeltecek. Ben de diyorum ki bak. Oyun akışına dokunmamış. Dokunmamışsak da zaten oyun devam edecek. Abi ben bana söylenileni diyorum. Her yarışma tamam, sana söylenileni anladım. Bana diyorsun ya Adem şunu yapma. Yardımcı olma bana diyorsun ya. Hayır bana yardımcı olma kardeşim. Eğer varsa bir kural ilali yapmışsam ben. Ben şikayet etmeyeceğim dedi ama yapmayın. Ben bir kural ilali yapmışsam. Ama aynısı değil mi Hakan? Anladın mı? Ben şikayet etmeyeceğim, ondan sonra devamı var. Şimdi böyle bak, çıldırarak söylemek var Ümit abi. Bir de böyle güzellikle söylemek var. Yoksa şey söyledi. Sakin ve duymayacağız. Çok sakin söylüyorum. Biz sakin. Biz duyduk. Herkes duydu. Yapma gözünü seveyim abi. Sakin söylemek vücut dilinde abi. Ben sesimi doğru kullanarak söylüyorum. Bir şey söylemek, şikayetim varsa devamını getiriyorsa, şikayetim yok konu kapanır. Ama sen devamını getiriyorsun. Tamam abi. Yapılacak bir şey yok. Bakıyorlar adamlar ya. Benimle muhatap olma diyorsun. Daha kötü bir cevap verilemez. Ben sana çok güzellikle bunu söylemiyor muyum? Hayır bana söyleyerek burada sesli bir şekilde herkesin duymasını sağladık. Adem biraz daha kısık olalım çünkü kural ihlal. Konuşuyorum kardeşim ya. Allah Allah Murat Türk'teki kurumu gibisin ya gözünü. Yiğit oğlum ne alakası var bununla bunun ya? Şimdi
bir kural var, kurala itiraz var. Adem'in bu sezon başından beri ister istemez hep hani itirazlarıyla gündeme gelmesi söz konusuydu. Yine bir benzeri yaşandı. İhsan senle başlayayım. Şimdi burada aslında benim çok da anlamadığım bir mevzu döndü dolaştı. Kim kime müdahale ediyor, niye müdahale edilmesin? Hani kafam karıştı, o yüzden topu biraz sana bırakmak istedim. Bak şurada zaten diyor kural koyduk, bari uyalım o zaman diyor Murat. Ne diyorsun, durumu bir değerlendirir misin bizim için? Şimdi bizim burada görmediğimiz off the record dediğimiz zaman diliminde bir şey olmuş. Evet, anlamadım koyulmuş. Ben de. Mesela biz hafta sonu bununla ilgili de sıkıntı yaşadık. Ben sevgili Murat Öztüncü'yü aradım. Buradan tekrar anlatıyorum oradaki durumu. Mesela şimdi arkadaşlar oyun bittikten sonra atış yapmaya devam ettiler ya sezon boyunca. Hı hı. Ve bunun bir kural olmadığını çok iyi biliyorduk. Hatta evet. Acun abiye de burada sormuştuk. Nagihan atış yaparken Mustafa Kemal 2 oldu falan diyerek tacizde bulunuyor Nagihan'a. Semih de diyordu ki bunun bir kuralı var. Yok diyordum ben de bunun bir kuralı. Yani onun yarıştığı dönemde böyle bir kural varmış. Yok falan, biz bunu tartıştık. Ben orada Mustafa'yı eleştirdim mesela. Sonra ertesi günde de iki yaptıktan sonra aman üçüncüyü atma falan diye bir uyarılar görünce. Kendi aralarında mı bir karar vermişler? Bir şey olduğunu anladım. Ondan sonra adayı aradım. Tamam. Dedim bu olay nedir yani, biz bunu yorumluyoruz ama görmedik. Doğrusunu bileyim ki ona göre yorum. Aynen. Hı-hı. Cumartesi günkü oyun itibariyle bu olay çok şey oluyor diye iki atış bittikten sonra, oyun bittikten sonra herkesin iki atış yapma hakkı varmış. Sadece eyvah. Oynayan kişinin. Hani oynamayan kişinin değil. Oynayan kişi oyun bittikten sonra iki topsa top atacak. Ondan sonra bitecek. Üçüncüyü atmayacak şeklinde bir kural koymuşlar. Bunu da prodüksiyon koymuş artık bu kuralı. Önüne geçebilmek için. Çünkü hani var mı yok mu belli değil. Böyle ucu açık bir şey. Yani orada suistimal olduğu için. Çok da polemik oluyor. Polemik de oluyor falan. Ondan sonra mesela ben şimdi pazar günü bunu dile getirdim. Benim Mustafa'yı eleştirmem boş yer olmuş aslında. Yani buradan da o eleştirimi geri alıyorum. Orada Mustafa'nın iki oldu demesinde aslında hak var. Hakkını savunuyor orada bir yerde. Nagihan'a. Ama şimdi burada da bir kural konulmuş. Mesela onun ne olduğunu bilmiyoruz biz. Yaşadıkları polemik de ondan. Artık puzzle ile ilgili bir şey midir? Hayır, Hakan oradan ilmeği diyor ki biz puzzle'ı görmüyoruz. Oradan Nagihan diyor ki zaten yani müdahale edemezsin. Murat oradan başka bir şey söylüyor. Murat ne diyor? İşte bir Ümit kural oradan koyduk. Bir şey söylüyor. Bir kural koyduk uyalım diyor ama kural ne bilmiyoruz. O zaman nasıl yorumlayacağız? İşte birileri bu kurala uyuyor mu, uymuyor mu? Orada bir Adem'in veya bir başkasının bir itirazın var ki Adem ona bir cevap veriyor falan. Ümit neden oradan yükseliyor? Bir şeyler oluyor. Her şey yükseliyor. Yapacak bir şey yok. Ümit'in hani o yükselmelerine hiç konuşmayalım. Burada dediğin çok doğru ama bilmediğimiz bir şeyi nasıl yorumlayacağız? Bak başına evet. Gelmiş, sen pardon demek durumunda kalmışsın. Öğrenmişsin ki doğru bir şey yapmışsın. Şimdi burayla alakalı belli ki bir kural konulmuş ama nedir bilmiyoruz. Şimdi o zaman neye göre yorum yapacağız? Sadece iki atış olduğunu anladım ben. Başka bir şey yok. Yok, bu başka bir şey ama. Bu başka bir kural. Burada başka bir kuraldan. Bu başka bir şey. O yüzden orada muhtemelen oyunsal, şimdi oyunsal kurallar da var. Bazen mesela işte parkuru kurmuşlar. O yarışmacılar geliyor. Önce Esat Bey bir gezdiriyor onları parkurda. Diyor ki mesela şu puzzle tam girmeden şuraya geçemezsiniz falan gibi bir şey söylüyor. Bu bir kuraldır diyor. Millet o yüzden geri dönüyor. Ama bazen demiyor ki öyle bir şey. Oyun bitse de onu geri takabilirsin gibi. İhsan, burada anladığım kadarıyla Survivor'da revize de var. Yani atıyorum hiç onların düşünmediği bir takım gelişmelerden kaynaklı polemikler olduğu zaman da hemen anında müdahale edip ya şunu şöyle böyle de diyorlar. Demek ki bu da buna benzer bir şey oldu burada. Olabilir. Ama bunu da öğrenirsin en geç 2-3 gün içinde. Yani devam ederse şimdi bunun gibi birkaç bir şey daha öğrenirse öğrenirsin. Hayır, niye öğrenirsin diyorum. Diyor ki kural koyduk uyalım o zaman diyor. Konulmuş. Evet. Ama yani işte onu göremiyoruz. Acaba onun ne olduğunu bilmiyor. Acaba atış yaparken karşı tarafa bağırmak mıdır o mesela? O da olabilir. Hiç alakası yok puzzle'la. Aynen. Mesela. Yani Hilmi daha yapamadı dediyse Adem. Örnek veriyorum şimdi. Tamamen afaki konuşuyorum. Tabii. Varsayıyoruz. Ya da daha önce, özür dilerim cümleni kestim. Daha önceki oyunlarda hani puzzle oturmadı diye birbirlerini uyarabiliyorlardı. Belki o uyarı artık yapılmayacaktır. Ama bir kural var. Bak kural var. Koyduk uyalım o zaman. Başlığımız o. Aynen. Şimdi biz de kural koyduk da kural ne? İşte onu bilmiyoruz. O zaman nasıl yorumlayacağız? Bilmediğimiz bir şeyi değil mi? Ah canım benim ya. Ne güzel gülüyorsunuz maşallah ya. Konuşmak ister misin Hakan Seyirci? Ya onların hepsini çok seviyorum. Bir hanımefendiler vallahi çok şey yani. Rahmetli anneannemin benim bir lafı vardı. Derdi ki meymenet yüzünün iyi, önemliymiş. Hani değil mi, kalbinin güzelliği. O kadar güzel bir tebessüm ediyorsunuz ki. Maşallah. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Madem öyle, biz bu oyunun kuralını çözemeyeceğimize göre geçelim Sema'ya. Tabii geçelim şimdi, Sema'ya aynen. Gerçekten hepimizi şoke eden bir harekette bulundu. Kırık elini vurdu. Kırılacaksan kırıl dedi. Devamı VTR'imizde. Atar kazanacak! Atar kazanacak! Ya! Ben geldim sandım! Ya, sakin.
yerde 9-6 oldu. Kırılacaksan kırıl sen de be. Yapma. Kırıl. Ama ne yapıyorsun Kemal? Önce kim yakınsa gitsin yanına elini kırdı. Yalnız kalsın, bırakayım lan, yalnız kalsın. Yalnız kalırsa elini bir yere vurur. Ve kazanan ünlüler oldu, tebrik ediyoruz. Oyunla ilgili çok kısa konuşacağım ama onun öncesinde hani 9-6 öndeyken bir takım bir yarışmacı kaybedip ondan sonra kendisine nasıl bu kadar zarar verebilir? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bizim için sağlığınız çok önemli. Şu anda açıkçası son derece üzgünüm. Ve Sema'yla da konuşmak istiyorum. Yani insan çatlak olan, iyileşmekte çok zorlanan elini niye kalkıp bu şiddette vurur da ve belki bir daha kırar. Bunu anlayamadım Sema. Yapma. Kırın. Seni dinlemek istiyorum. Ben bu durumdan çok sıkıldım gerçekten. Yani bu sürekli beynimde zonkluyor onun ağrısı. Metin abiden de özür dilerim. O bana oynamamam gerektiğini söyledi. Altı için çok vakit vardı ama... Altı çok canımı yaktı. İlk önce elim yandı. Sonra tekrar altı yapmak istediği zaman da ben izin vermedim. Oyuna girmek istedim. Kenarda oturmaktan çok rahatsızlık duyuyorum. Ama gerçekten bu ağrı artık böyle herkes oyunu düşünürken, finali düşünürken ben sürekli orayı tutunca ne olacak acaba? Oradan çıkabilecek miyim acaba? Hatta bugün ilk defa havuzdan dirseğimle çıkmadım. Bilerek elimle çıktım. Ne olacaksa olsun diye çıktım. Ama bu Arap hali çok sinirimi bozmaya başladı. Yani ya yarışamayacak durumda olayım ya da sonuna kadar yarışayım istiyorum. Oyunda da dayanamadım, hem de finaldi yani. Final bana kalmıştı yine. Dayanamadım, artık dedim kırılacaksan kırıl, devam edemeyeyim ya da iyileş yani. İyileş ki ben de artık seni düşünmeyeyim diye vurdum. Metin abi de kusuruma bakmasın, o bana söylemişti. Daha çok beklemem gerekiyordu. Ama ben Survivor'ın son zamanlarını yatarak geçirmeyeceğim için, geçirmek istemediğim için, takımın da bana ihtiyacı olduğu için oyuna gireyim dedim. Ama çok işe de yaramadım. Kendimi de daha kötü bir duruma düşürdüm. Açıkçası ilk defa karşılaştığım bir durum. Sakatlanan çok yarışmacımız oldu ama kendisini iki kere üst üste sakatlayan, gözümüzün önünde de hani bu şekilde kendisine zarar veren yarışmacı ilk defa oldu. Yani ben açıkçası şaşkınım. Sadece hani senden şöyle bir garanti ve söz almak zorundayım herkesin önünde. Öbür türlü başka bir çözüm düşünmem gerekecek seninle ilgili. Ben senin kendine zarar vermene izin veremem. Senin sağlığın benim için benim sağlığım. Bu şu anda hani bana yapılmış gibi de hissediyorum. Yani bununla ilgili net bir şekilde çok dikkatli olmanla ilgili %100 bir garanti vermek zorundasın. Eğer veremeyecek gibiysen, kendine de güvenmiyorsan, bununla ilgili bizim başka bir çözüm bulmamız lazım. Bilmiyorum ne düşünüyorsun bununla ilgili. Yani biz geleceği konuşalım. Çünkü geçmiş oldu. Hani hiç yaşamadığımız bir olayı yaşadık, evet. Belki bir daha çatlattın. Bilmiyorum kırık mı var. Ama sorun ne boyutta onu anlamam lazım benim yani. Bundan sonra bir kez daha böyle bir şey yaşayabilir miyiz biz acaba? Onu bilemeyiz. Sadece ya şu an röntgene gideceğiz. Röntgenden sonra ne çıkar bilmiyorum. Belki de bunlara hiç gerek kalmayacak. Belki hiç yani böyle bir şey yaşanmayacak bile. Ama belki de bir şey çıkacak. Ben Metin abi ne derse onu yapacağım bilmiyorum. Belki alçı olacak tekrar. Söyleyemem ne olacağını ama zaten bu karar verilmiş. Hani böyle yapayım diyerek yaptığım bir şey değil. O yüzden sonrası için de bir şey söyleyemiyorum. Yani. Yani sen mesela yarınki oyunda da sinirlenip o eli bir daha vurabilirsin, onu demek istiyorsun. Hayır, yani bunu yaptığım bu şeyi, böyle ben bunu yapayım da
kırayım diye değil. O an öyle içimden geldi. Yani madem bu kadar ağrıyorsun, kırıl bari ben de kurtulayım diye vurdum. Yani düşünerek yaptığım bir şey değildi zaten. Hakikaten her açıdan değişik bir sezon yaşıyoruz. Bu da bir ilkti. Peki şöyle bir yan ekran sorumuz var. Yanıtlamanızı rica edeceğiz. Sonrasında sohbetimizi sürdüreceğiz. Sizce Sema'nın hareketinin sebebi neydi? 4 seçeneğimiz var. Finali yapamaması, Nagihan'a ikinci kez yenilmesi, açlık ve özlem ve son seçeneğimiz de elindeki acı. İhsan, önce sana döneyim. Şimdi izlerken gerçekten ben de inanamadım. Kırık, yani hatta kendi çatlattığı elini bir daha vurup kırılacaksan kırıl diye hem kendine isyan ediyor. Neyse, sen bir anlat, nasıl yorumluyorsun olayı? Şimdi ne olursa olsun %100 Sema'nın hatalı olduğu bir durum. Şimdi daha bu fragman yayınlandıktan sonra hemen tabii sosyal medyada üstüne konuşmalar başladı. Kimler kimler suçlandı? Acun abi bile suçlandı. Vay efendim, sen işte onu yaparsan kıza kız da bunu yaparlar falan. Nerelere geldi olay? Halbuki Nagihan'a çıkmış, oyunu kaybetmiş veya finali yapamamış. Kendi söylediğine göre de acısından artık sıkılmış. Yani bir sürü nedeni olabilir. Bana göre tek bir nedeni var. Nagihan'a yenilmesi. Çünkü Nagihan'da Sema yenilince aynı benzer şeyleri görüyoruz Nagihan'da da. Bu ikisinin birbirine karşı olan hırsından kendilerine zarar verme durumu var. Nagihan Sema yenilince mutlaka dikkat edin. Mutlaka bir şeylerden bahsediyor. Olayları başka şekilde anlatıyor. Bir şeyleri bahane ediyor. Aynı şey Sema'da da var. Nagihan'da kaybedince elinde. Tabii ki elinde ilgili bir sıkıntısı var. Ama bu sıkıntıyı zaten kendi bir hatası sonucu yaptı. Şimdi de onun dezavantajını yaşıyor oyunlarda. Evet, onunla oynamak çok zor bir şey çünkü. Bir de böyle havuz parkurunda falan alçıyı yapıyor. Oyundan önce alçıyı çıkartıyor. Tekrardan oynuyor. Sonra tekrardan alçı yaptırıyor falan. Hem böyle bir meşakkatli bir iş, hem de onun acısıyla beraber oynaması zor bir şey. Ama yani şu görüntüyü yapmaması lazım. Sema buraya şampiyon olmaya geldi. Sema buraya 3-5 hafta geçirip gitmeye gelmedi yani. Sema çünkü çok önemli bir yarışmacı. Sema'nın sevenlerine karşı da bir borcum var diyeyim. Sorumluluğu. Yani. Sorumluluğu var. Ailesine karşı da var. Mesela dün bana kız kardeşim mesaj attı. Abi var mı acaba bir bilgi, ne olmuş? Ablamın eliyle ilgili bir şey öğrenebilir misin diye. Çünkü İkizi değil mi? İkizi değil. Seda değil. Daha küçüğü. Mesela yani onlar da bir yerden bir şey öğrenmek istiyorlar. Yani Sema'nın bu hareketi yapmaması lazım. Ne olursa olsun yani psikolojik sorun da olsa orası zaten her şeyi yenme yeri. O yüzden survivor oluyor insanlar. Bunu atlatması lazım. Ya ağlayacak, ya başka bir şey yapacak, ya bununla ilgili bir tedavi isteyecek. Ama bu değil yani. Asla bunu yapmaması lazım. Orada Hakan'la bir sen uyarıyor bir yerde, yapma falan diye hatta. Sakin, onlar da farkındalar. Sakin ol diyorlar. Bilmiyorum yani, Sema gibi profesyonel yaşamış, olimpiyatlarda yarışmış bir sporcuya yakıştıramadım ben. Bir an önce toparlaması lazım. Elinde bir an önce inşallah düzelir. İnşallah. Ben şeye de şaşırdım. Acun Bey bir garanti istiyor Hakan orada. İzledik yine beraber. Hani o heyecanla mı, adrenalinle mi, kendine öfkesinden midir, neden bilinmez. Net bir tavır görmedim ben. Her an her şey olabilir tadında bir şey hissettim. Önce Galatasaraylı kardeşlerimizin şampiyonluğunu kutlayalım. Adrenalin. Fatih Hoca'nın da çok hak ettikleri bir şampiyonluk oldu. Gerçekten canı gönülden ben tebrik ediyorum Galatasaraylı kardeşlerimizi. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. Bu çok normal bir şey ki. Niye buna normal bir şeymiş gibi yorumlandığını ben anlayamadım. Elini biz kırması mı? Tabii tabii. Hı. Dün biz Ezgi ile seyrediyorduk hatta. Şeyi anlayamadık biz. Şimdi yanlışsa yanlış zaten. Yani bunu hiç tartışmaya açık bir şey değil. Yani insanların elini değil tırnağını kırması da yanlış. Hı. Bunu konuşmayalım. Onunla bunu ayırıştırmazsak anlamlandıramayız o zaman. Merak. Fakat yüz binlerce böyle kontrolcü sporda ben elini kıran, ayağını kıran, elini kesen 1 milyon tane insan gördüm bugüne kadar. Onun adına da biz kontrolsüz diyoruz, kontrolsüzlük diyoruz. Yani şuurunu yitiriyorsun bir an için. Bunun da zaten bir bedeli varsa kendisi yarışmacı ödüyor ki bunu. Mesela futbolda bu çok olur. Oynayamadığı için, kendini sakatladığı için kadro dışı kalır. Prim alamaz. Maça çıkamadığı için formunu kaybeder. Yani oyuncu kendine zarar verir. Survivor'da insan, yani Sema'nın bilince falan ihtiyacı yok. Gayet. Milli sporcu bir de bildiğim kadarıyla yani. Ama bazı sporcular hırslarını kendilerine zarar verecek kontrolsüzlükte, maç anında, o estantane anında yapabilirler. Parmağını, geçen sene Adem parmağını kırmıştı bir yarış kaybettikten sonra. Hatta döndü 10 gün sonra dedi ki ne büyük bir hata yaptım, bundan da bugün bir şey öğrendim. Kendime dedi zarar verdim.
ve bu zararın dedi hem ben ceremesini çekiyorum hem de dedi takım arkadaşlarıma böyle bir şey yaşattım dedi. Zaten bu empatiyi yapabilirler ama o an yapamamanın nedeni de seni insan yapıyor işte. Yani öyle yani size hepimizin anlık karşılaştığımız şeyleri böyle robot gibi reaksiyon veremiyoruz. Sema'nın yaptığı %100 yanlış. Bunu zaten tartışın. Bu kafamızı karıştırır. Oraya koyalım. Onu en iyi Sema bilir ama insan insan yapan özellik bunlar işte. Anında sinirleniyorsun, elini vuruyorsun, ayağını vuruyorsun. İşte kırık elini vuruyorsun. İşte belki İhsan'ın dediği gibi belki Nagihan'dan işte kaybettim diye yapıyor. Belki yarışı kaybettim diye yapıyor. Belki özlemi var diye. Yani sonuçta bunların bütün hepsinin adı kontrolsüzlük oluyor. Ve ben bunu 50 yaşındayım. O 14 yaşından beri sporun her türlüsünü amatörü dahi izlerim. Acizane bilgim vardır. 1 milyon defa gördüm. Ve şunun da garantisini alamazsın. Kontrolsüzlüğün garantisi olur mu? Veremedi zaten. Ama şimdi bana dönüp desem mesela benim nevi şahsıma münasır bir tarzım var diyelim. Bilerek ya da bilmeyerek onu beni ben yapan şey. Ha bu arada ben öz eleştirimi yaparım çünkü bedelini ben ödüyorum ya. Şimdi sen bana onun garantisini istesen ben sana nasıl vereceğim? Şimdi bunu zaten tartışmaya çıktı ki şimdi elini vuruyorsun. Kırılmasa da hani zarar verirsin dersin hiçbir şey olmasa da yani. Ama o, onu zaten isteyerek yapmıyor ki. Eğer ki kendisine bir yarışmacı zarar verir ise bedenini zaten ödüyor. Çünkü o kadar acımasız bir format ki bu. İkinci, üçüncüsünde o takımdaşlık kendine zarar verdi diye onu cezalandırıyor. Diyor ki seni potaya koyuyorum diyor. Veya izleyiciler senin oradaki davranışını İhsan diyor ya bazen oylamalarda son anda Mustafa Kemal'in kalması da öyleydi. Senin yaptığın puan anlamında zarar verici bir tavır ve davranışsa SMS'lerden anında seni cezalandırıyorlar. Bu format öyle bir format. Zaten bedeni sen ödüyorsun ki orada. Eğer takıma bir zarar verdiyse senin bu hareketin takım da seni potaya koyuyor. Zaten bu formatı da bu kadar izlenir kılan insanların bu insani reaksiyonları. İşte biz ne diyoruz? Mesela Nagihan bir hata yaptı. Diyoruz kendine zarar verdi. Bedenini ödüyor. Veya birisi iyi bir şey yaptı. Onun şeyini alıyor. Mükafatını alıyor. Yani böyle bir şey şimdi kontrolsüzlüğün kontrolünü nasıl isteyebilirsin? Ben sinirli bir adamım. Benim bir takım kendimi 50 yıldan beri eleştirdiğim, yapmamam gerektiğini bildiğim eksilerim var. Bunu düzeltmeye çalışıyorum. Bu başka bir şey. Bunu biliyorum. Ama düzeltemiyorum. O da beni ben yapıyor. Bu arada yaptığım bu yanlışların bedelini de ben ödüyorum. Farkındayım ama düzeltmeye çalışıyorum. Zaten o yüzden insanız hepimiz. Mesela düşünsene herkesin saçını aynı taradığını, aynı insandan hoşlandığını, aynı renkten hoşlandığını falan. Böyle bir dünya yok. Sema yaptığının yanlış olduğunu %100 biliyor. Bu tartışmaya açık değil. Ama sporda bazen oyuncular bunu yapıyor. Alpay vardı, milli futbolcu meşhur. Korkma Sönmez'de atıldı biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bak Kur'an çarpsın hatırlarsan Adnan. Öyle bir gaza geldiler ki milli bir maçta. Bak maç başladı. Böyle çok önemli Türkiye'nin baraj maçı. Hı. Milli sporcu. Korkma Sönmez okunuyor. Bizim gösteriyorlar. Bak Allah Kur'an şuradan çıkmak nasip olmasın. Allah. Korkma Sönmez öyle bir okuyordu ki dedin ki bir yandık bu atıldı dedim bak. Bak ya bu kadar büyük yemin ediyorum mübarek Ramazan. Böyle okuyor bak. Korkma Sönmez dedim ki yani nasıl gaza getirmişlerse onu. Fatih Hoca da şeydi. Hı. Meşhur hikayedir. Futbolla ilgilenenler İngiltere bilirler. İngiltere maçıymış. Herkes bilir bunu. Meşhurdur. Öyle bir motive etmişler ki onu. Alpay 5. 6. dakikada bana kendini attırdı. Şimdi ne diyeceğiz? Ne kadar ya? Ama sporda var. Diyorum sana Zidane'a şimdi sorsak dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden bir tanesi. 3 defa Şampiyonlar Ligi finali oynuyor adam. 2 tanesini de aldı cebinde duruyor. Kafa attı. Ne dedi biliyor musun? Dayanamadım kız kardeşime küfür etti attım dedi. Şimdi birileri de şöyle ahkam kesebilir ama profesyonellik gereği yatmamın önerileri. İnsanı insan yapan bazı özellikler. Peki şuradan gelsen. Olur Sema mı? Bundan sonra ne yapar? Yani hani bu ve bu tarz hareketlere devam eder mi? Kendini korumaya çalışır mı? Yok yani kızcağız ben onu çok iyi anlıyorum. Yani hırslı yapısı bu. O an için böyle bir reaksiyon verdi. Falan yani kontrol edemedi kız kendini. Bundan doğal ne olabilir? Edemedi. Zaten orada herkes aynı şeyi söylüyor. Mesela Metin Kuş muydu bizim doktor? Evet, diyor ki pişman mısın diyor mesela. Orada bana ona bile hayır diyor. Mesela o eleştirilebilir sonra kendini öz eleştiri yapıyor. Özür diliyor. Metin abi diyor böyle böyle diyor. Ben umursamıyorum. Ya o sonra farkındaz ya. Bunun o kız kendine en büyük eleştiriyi yapar çünkü bedelini kendisi ödüyor.
Şimdi Sema çok hırslı bir yarışmacı ve evet, çok daha iyi. Tabii kendi ki dilinden zaten evet duyduk benim. Ben son bir ayı Survivor'da yatarak geçiremem. Yani biz bunu, ben bunu çok ama anlayabiliyorum. Işte. Ben bunu çok iyi anlayabiliyorum. Ha keşke sabah gözümüzü açıyoruz ya, akşam yatana kadar hani bu gerekliliklerimizi yaparak yaşasak da yapamıyoruz işte. Ama işte o mesela gereklilikler keşke, onu götürmüyor. Keşke çok onlar yemek yemesem de kilo almasam. Ben biliyorum yani şeker yersem kilo alacağım bile. Ama ya yiyorum işte ya, ne yapayım kardeşim yani ya. Allah Allah. Bedeli de ben ödüyorum. Kiloyu ben alıyorum, sen mi alıyorsun? Yani ondan sonra oturuyorum diyet diyet. Tansiyon gidiyor, göz gidiyor. Kızıyorum, sinirim bozuluyor. Giydiğimi beğenmiyorum. Sema da sonuç itibariyle böyle bir şey yaptıysa bedelini zaten kızcağız en çok zararı kendisi ödeyecek. Kendi yani. İhsan katılıyor musun Hakan bazı söylediklerine? Kısmen. Ben insanların sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Mesela şeker yersen tabii ki kendin kilo alıyorsun ama Survivor'da yarışmacıysan aileni temsil ediyorsun, aynen, seni sevenleri temsil ediyorsun ve dolayısıyla onlara karşı sorumluluğun olduğu için nasıl bir takım öncesi kırmızı kart görünce ben eleştiriyorum ve kızıyorum. Yapmaması lazım ama yapıyor Hakan abi dediği gibi, ama yapmaması lazım. Otokontrol diye bir şey var. Bak onu ayırmazsan o kafam karışır. Şey yok ama şu var. Dünyada bana bir tane en üst seviyede Cristiano Ronaldo dahi dünyadaki bütün profesyonel tenisçi, dün Roland Garros'ta şeyde İspanya'da o Alman tenisçi raket kırdı. Sinirden. Bana anlatmayın bu işleri abi. Ha yapmaması lazım. Ama tamam. Şimdi, kırıyor. Hani ne yapacağız bizim, abi şimdi? Acun abin Sema'dan istediği şey şu ya, kekeme birinden düzgün konuşmasını istemiyor. Tabii, veya aynen, tiki olan birinden bu tiki yapma demiyor. O zaten istenmeyecek bir şey. Ama bu istenecek bir şey. Aynen. Benim bunu de, isteyemezsin. Benim de. Bana hiç kimse bunu anlatmasın. De, Sema'dan istediği bu. Bak bakalım bir daha yapacak mı Sema? Bence yapmayacak. Yapamaz ben zaten bu saatten. Yaparsın abi. Sen bu otokontroldür. Çünkü insanlar, senin kontrolsüzlükte bilinç yok ki zaten. Sen insanların bilerek inisiyatif kullandığı bir şey isteyebilirsin. Mesela bana diyebilirsin ki Hakan'cığım bu ceketi giyme. Hakan'cığım işte atıyorum mümkünse Hasan'dan bahsetmeyelim. Hakan'cığım benim bilincim benim işime gelir. Peki de hayır. Ama şimdi ben zaten kontrolümü kaybettiğim bir andan bahsediyoruz. Bilincim yok. O an benim bilincim yok. Ama işte kontrolü kaybetmemesi gerekmiyor. Ama o da insan değil mi yahu? İnsan tamam. O, seninle aynı fikirdeyim ama bir adam noktada cinayet işliyor. 60 tamam yaşında ve hayatını bitiriyor. Bu bir adam oyun yine. Adam bütün yaşamını bir an cinnet getiriyor ve bitiriyor. Adama şunu mu diyeceğiz? Sana yakıştı mı ya? Şimdi ne güzel hayatın vardı, çoluğun çocuğun, bak hapise gireceksin, yaşında 60 oldu, şekerin var, 40 senede hapis alacaksın, hayatta çürüyeceksin mi diyeceğiz adama? Bedelini ödüyorsa. Yani. Abi yani bak hala onunla onu aynı anda değerlendirirsen, yani diyorum ki dünyada kontrolsüzlük diye bir şey var, bunun önüne geçemezsin, bunu isteyemezsin. Felipe Melo'dan sinirlenme diyemezsin kardeşim ya, Allah Allah, adamın yapısı bu da. Ama kontrollü olmasını isteyebilirsin. Ya istiyorsun da olamaz ama o. O devamlı o kartı görecek, yapısı bu adamın ya. Peki, bedeli, bir de şu var. Acun ona karışamaz ki. Acun şunu diyecek. Kardeşim ben size burada yaptığın yanlış. Ona zaten hepimiz konuşuyoruz. Bu evet, yanlış. Dünyanın her yerinde yanlış. Ben bunu inşallah umut ederim, ümit ederim. Bak bu yanlışı bedelini en çok sen kendin. Yapma kızım der. Bu kadar. Yapmamasının garantisini nasıl isteyebilirsin? Arkadaş onu zaten kontrol edebilse kendine o zararı verir mi? Verirse bedelini ödüyor. Ben ödemiyorum. O ödüyor. Çünkü takım arkadaşları ona ne diyor? Adem ne dedi ona? Sen dedi aslında takıma ihanet ediyorsun diyor. Yüzüne söylüyor Adem bunu. Zaten format gereği o cezalandırılıyor. Onun bedelini ödüyor. Sema da bunları göğüs germeye hazır olarak o anda düşünmedi, vurdu gitti diyor. Artık savunsun kendini, anlatsın sabaha kadar. O Acun'a ne ki bunda? Ben Sema'nın bir daha böyle bir şey Acun hiç kimsenin orada tırnağının incinmemesini ister. Hiç yani atıyorum neydi bu çocuğun adı? Melih'in beli kırıldı. Acun onu istiyor muydu? Acun. İstemiyordu çocuk. Orada bin tane bir kızcağız var, ameliyat oldu. Evet, ama bunun doğası gereği oluyor bu ama sakatlıklar. Ama zaten Acun Bey senin sağlığın benim sağlığım. O yüzden hayır, çok önemli ama, dedi. Ama onun Acun'la ilgisi yok mevzunun. Yani Acun'la alakası yok ki onun. Bir hepimizin bir yapısı var. Yanlış bulduğumuz ama önüne geçemediğimiz. Yani kontrolden çıktığımız anlar var hepimizin kendimize göre. Ben o öz eleştiri yapıyorum zaten. Bunu yapmayacaktım. Mesela bunu kırdım diyorum. Bağırdım, keşke yapmasaydım. Bunu biliyorum ben. Çünkü onu kırıyorum ve üzülüyorum. Üzülen benim. Ama 3 ay sonra bir daha yapabiliyorum. Şu ayrı. Bu yanlış, bunu en iyi ben biliyorum. Sema zaten yaptığının yanlış olduğunu tartışmıyor ki. Yanlış, evet haklısınız diyor. Hatalıyım diyor. Ama şunu nasıl isteyebilirsin bir insandan? Bir daha yapma. Nın garantisi. Garantisini nasıl verebilirsin bunun?
Şunu dersin. Ya ben zaten biliyorum, inşallah bir daha yapmam. Yapmamak için de her şeyi yapacağım ama yapmamanın garantisi. Şöyle söyleyeyim yani, biz hepimiz günahları da biliyoruz. Yani ne yaparsak günah, ne yaparsak sevap. Ama biliyoruz ki işliyoruz günah isteyerek ya istemeyerek ya. Bu başka bir şey. Yani perspektiften izleyicilerin yorum yapmasını isteyelim. Peki, yan ekranımız hazırmış. Hadi hemen alalım. Sizce Sema'nın hareketinin sebebi neydi? Masadaki görüşleri zaten dinlediniz. Farklı pencerelerden bakmış olduk bugün biraz daha. Finali yapamaması okuyamıyorum %10. Açlık ve özlem %3. Nagihan'a yenilmek %67. Elindeki acı %20. Zaten Nagihan'a yenildi diye. İhsan seninle aynı fikirde izleyicilerimiz. Seyircilerimiz arasında bu konuyla ilgili yorum yapmak isteyen var. Metin abi seni de dinleyelim, öyle devam edelim. Herkese peki, merhaba. Ben şimdi burada bir... Olayın başından beri Nagihan'la bir rekabet olduğunu Sema'nın çok çok iyi biliyoruz. Şimdi eğer o yarışmada Nagihan'la Sema yarışmayıp da Sema bir başka biriyle yarışsaydı bu kadar tepki vereceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü gerçekten arada bir rekabetten doğan bir ne bileyim kıskançlık var. İşte Sema iki tane oyunu üst üste kaybediyor. Bir de zamanında yani Sema kendine zarar verdiği kadar arkadaşlarına da çok zarar verdi. Yani o elini çatlattığı zaman onun sayesinde 4 tane arkadaşı elendi. Sema iyi bir durumda olsaydı belki o arkadaşları buraya gelmeyecekti. Şimdi baktığımız zaman Sema'yı biz şampiyon olarak ilk 3 arasında görüyorduk, 4 arasında görüyorduk. Acaba şimdi diyoruz ki Sema ilk elenenlerin arasında mı olacak? Ve gerçekten bir çatlak varsa ben de biraz o konuda bilgim olduğu için Sema'nın bu yarışmalarda o elle devam edeceğini düşünmüyorum. İnşallah iyi olur ama bence Survivor'ın devamını getireceğini ben düşünmüyorum Sema için. Metin abi teşekkür ediyoruz. İhsan bugün yarın açıklanır herhalde Sema'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi değil mi? Çünkü eğer alçıya alınacaksa bir 10 gün oynamaması röntgen lazım. Röntgen zaten şey dediler, röntgene gidecekmiş. Evet, ona göre de alçıya alınır belki tabii, ve oynayamaz. Tespit edilecek yani. Mesela çok İnşallah değerli bir ödül şey oyunu var önlerinde. Oynayabilecek evet. Mesela. Onu zaten konseri kendi eleştirisini yaptı bile. Tek kadınla Merve sürekli biri veda edecek evet bugün ama tek kadına 3 kadın sürekli savaşacaklar. Öyle bir ödül için yani. Bedeli neyse hepimiz hayatta öyle. Hatalar yaptığımızda nasıl mesela güzel iyi şeyler yaptığımız zaman maddi manevi böyle gurur duyuyoruz diyoruz ya aynen. Falan filan. Ama yanlışlar yaptığımız zaman da hayat da öyle bedel ödüyorsun. Doğru. Yani o da eğer yaptığı yanlışsa ki tartışmıyor onu. Bedelini ödeyecek yani. Hatalı olduğunun kendi aynen. De farkında. Aynen. Peki biraz da Murat'tan bahsedelim istiyoruz. İkinci dokunmazlık oyunu sonrasında Murat gözyaşlarına hakim olamadı. Ağladı. Bakın sonrasında neler yaşandı. Murat abi birinci attı. Oh, Murat evet. Attı. Hata kazanacak. Murat abi kazandı. Ne olur ya. Ne olur ya. Murat abi kazandı. 4-3 oldu. Ünler 4, gönüller 3. Ya biri de çıksın hak etmiyorsun desin ya. Murat çok hızlı bitirdi puzzle'ı. Murat. Oldu mu? Olmaz. Atamadı. Çok güzel. Yine atamadı. Murat atamadı. Atamadı. Ümit Kanat. Ümit Kanat. Birinciyi attı. Avantajı bitti. Murat atamadı. Ümit Karan kazandı. Dokunulmazlık ünlüleri. Oh. Ah be işte şöyle ya. Ne olmuş? Hani bu atak burada mı yapılır diye de soruyor insan. En şanssız da Murat'tı. 3 oyun kaybetti. Çok da üzüldün. Süratinle ilgili kimse bir şey söyleyemez. Ama bir soğukkanlılıkta yine bir bugün düştün. Yani Acun abi insana en çok ne koyuyor biliyor musunuz? 5 sene önce tam bugün siz bana dokunulmazlığı vermiştiniz doğum günümde. Ben o gün ya 4'te 4 ya 3'te 3 yapmıştım. Şimdi o zamanki Survivor'la bu zamanki Survivor arasında ne değişti derseniz bence çok zor oyunlar vardı.
O gün de çok zor bir oyun oynamıştık. Mekanizmaları çevirip çevirip sürekli sona gelmeye çalışıyorduk. 2018 Survivor All-Star'da atışlar benim kabusum. 3'te 3 atsam da sevmiyorum. 3'te 0 yapsam da sevmiyorum. Parkurlarla ilgili en ufak bir şikayetim yok kendi adıma. Çünkü zevk alarak, mutluluk duyarak oynuyorum. Ama potansiyelimi bazı oyunlarda gerçekten içimde patlamasını ve kullanamamayı hazmedemiyorum. Bugün doğum günüm olduğu için ben çok ayrı bir havayla gelmiştim. İnanılmaz inanıyordum kendime. Demiştiniz ya motivasyon senin kaynağın diye. Çok yeterli sebebim vardı. İlk turda yaptığım hatayı direkt Hakan'a bana yardımcı olur musun bir daha yapmayayım dedim. Çok iyi dinledim ve asla tekrarlamadım. Onun için sevinçliyim. Arkadaşlarımı dinliyorum. Onlara elimden geldiğince ezberiyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama işte böyle de son dakika olmayınca da olmuyor. Alamayınca da çileden çıkıyorum. Kaybettik. Üzgünüm. Takımımızdan bir kişi gidecek. Üzgünüm. Ama bir şekilde yine bir motivasyon kaynağı bulup düştüğümüz yerden kalkacağız. Aslında düşmedik de. Sadece belki de kafamız biraz yere bakıyor. Onu kaldırmasını iyi biliriz. Bugün onların günü. Tur abinin de dediği gibi. Şu anda sevinebilirler. Çünkü hak ettiler. İki oyunu da kazandılar. İki gün üst üste. Şans bizim yanımızda değildi. Biraz da düşüktük. Ama bundan sonrası için kaldığımız yerden devam etmek için ben kendi adıma söz veriyorum. Murat çok değil bundan birkaç bir hafta önce falan artık bir karar almış ve oyunlardan sonra çok üzülmeyeceğini takıma söylemişti. Lakin yapamadığını görüyoruz. Son oyunda yere yığıldı kaldı ama bunda hani hep söylüyoruz ya bu tarafta hani Birsen ve Yağmur isminin yazılacağını biliyor. Murat da o isimlerden biri diye mi bu kadar isyanda ya da doğum günü diye mi fazla hassas? Ne diyorsunuz? İhsan sen başla istersen. Ya şimdi uzun uzun konuşulacak şeyler var bununla ilgili. Yani Murat da farkında, takım arkadaşları da farkında. Çünkü çocuğun tek beceremediği şey atışlar. Aynen. Evet şanssızlık, evet bilmem ne. Alt alta koyuyorsun sonuçta. Sonuca bak. Şey gelmiyor. Bir türlü o istatistik gelmiyor. Hı hı. İstatistik tablosunun hala sonunda. Evet hızı yerinde, zekası yüksek. Parkurlarda kendini geliştirebiliyor. Bir daha yaptığı hatayı yapmıyor. Arkadaşlarıyla şey yapıyor. Çok iyi konuşuyor. İletişimi kuvvetli. İletişimi kuvvetli. Her şey var yok. Sonunda da ağlıyor. Şimdi doğru örnek değil ama bir hikaye anlatacağım. Neden onu anlatacağım? Arkadaşları hep Murat'ın yanında olsun bir dahaki ne olur falan diye telkinde bulunuyorlar ya. Tamam. Belki de o lazım değil. Belki de şu lazım. Hmm. Şimdi Fatih Hoca'dan bahsetti Hakan abi. Fatih Hoca'nın bir hikayesi vardır meşhur bilen bilir. Fatih Hoca'nın yeni antrenörlük yaptığı dönemlerde ya Ankara Gücü'nde ya Galatasaray'ın başındayken şöyle bir hikayesi vardır. Bir oyuncu, ismini tam hatırlamıyorum. Bir oyuncu bir pozisyona mı giriyor, bir şey yapıyor. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırıyor. Dönen top gol oluyor ve eleniyor mu ne artık Galatasaray diyelim takım. Soyunma odasına geliyor Fatih Hoca. Çocuğa bakıyor ağlıyor oyuncu. Niye ağlıyorsun sen diyor. Çocuk diyor ki ya hocam işte hani kaçırdım ya o pozisyonu diyor gol olsaydı diyor. Şimdi diyor başka bir şey konuşuyorduk falan o yüzden hani ne bekliyor orada benim insanlar. Benim yüzümden gibi. Ne bekliyor insanlar olsun oğlum hani önemli olan tabii. Pozisyona girmek falan. Fatih Hoca şöyle diyor. Atacağını ağlamayacaksın oğlum diyor. Atacağını ağlamayacaksın. Bak öyle bir profesyonellik var. Belki doğru, de çok vardı. Belki doğru. De bu şey bir örnek yani hani uç bir örnek. Niye Fatih Terim oluyor işte? Belki de o gözle bakabildiği için. Belki oyuncuyu o şekilde motive ediyor. İşte belki de Murat Ceylan öyle biri lazım. Yani olsun Murat demeyecek biri. Murat sen de atacaksın kardeşim diyecek. Onu hırslandıracak biri lazım belki takımında. Bilmiyorum. Başka bir şey denemeleri lazım yani Murat'ı motive etmek için. Dolayısıyla mesela ne diyoruz? Arkadaşlarından ödül alıyor. Videoyu izliyor. Toplanmış arkadaşları bile diyor ki atışlarını değiştir artık artışlarına bir şey yap diyor. Yani bu arkadaşlarından bile videoda bile çocuk onu duyuyor artık. Ve bilinçaltına hep bir şey gidiyor onun. Bu insanı daha da strese sokmaz mı mesela? Sokuyor bence. Bence işte. Sokar yani sürekli şunu yapma şunu yapma şunu da daha iyi olmalısın da strese sokar. İnsanın söylediği gibi biri höt höt değil tabii de hani daha yumuşak bir dille yine anlatabilse belki farklı bir Murat'ta görebiliriz. Kendi de üzülüyor yazık gerçekten içim acıdı benim. Şeye benziyor yani benim saçım siyah ne yapayım yani. Yani bu çocuk farkında hani buna bir şey diyemiyoruz yani çocuk zaten hani atışta 2018 diyor Survivor'ında sevemedim olmuyor. Şimdi bunu hani değiştirmeye çalıştığı tartışılabilir bir şey değil. %100 yani kendi menfaati için bir kere yapıyor ama olmuyor ve bunu da en iyi kendisi anlıyor. Diyor ki 2015'te diyor geldim şöyle oldu orada böyle oldu fakat bu 2018 Survivor'ında ben bunu diyor sevemedim. Bu arada becersem de sevemedim diyor. Yani olmuyor diyor. Bu ana kadar onu o kadar sempatik, o kadar bir çocuk ki yani
pozitif bir çocuk ki yani. Murat'ın yerinde başkası olsa zaten mümkün değil, bu istatistiklerde kalamazdı. Evet. Murat ne bir şahsına münasır, karakteriyle fark yaratan bir çocuk olduğu için kaldı ama şunun farkında yani. O ne kadar daha kalabilirim ki diyor. Peki burada da işte kendini o söylediğim gibi hani potaya çıkacağım nasıl olsa yani, stresi de eklenmiş olabilir mi? Yok yani gerçekten üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Yani Murat şey bir adam değil ya. Yani Murat'a orada desen ki ya seni ben tutacağım Kıbrıs'a gidiyorsun. Yok abi ben bunu hak etmedim der. Öyle bir çocuk. Bana öyle geliyor. Yani kabul buradan benden daha fazla hak eden var onlar gitsin der. Öz eleştirini de yapıyor. Yapmıyorum, yapamıyorum. Bu el becerilerini yapamadım diyor yani. O yüzden şeye isyan onun, o çaresizliğine. Hani takıma yine yapamadım, olması. Yine yapamadım, yine yapamadım mı defalarca yaşamak psikolojisini bozmuş, üzülüyor çocuk. Peki sizce Murat'ı destekleyen kitle Murat'ın performansını ne kadar önemsiyordur? Ya onlar seviyordur. O bir gerçek. Yani ben hep onu söylüyorum. Herkesin bir yapısı var. Şimdi bazısı var çocuğu ne yaparsa yapsın seviyor ya. Cam kırıyor evladımdır diyor. Yani salonun ortasına pisliyor evladımdır yapar olsun diyor. Bazısı da var çocuğunun yaptığı ayıptan çok daha fazla utanır. Mesela gider der ki çok pardon çok özür dilerim der falan filan. Çocuğuna kızar bir daha yapmaması için falan filan. Şimdi bu fan kitlelerinde benim gördüğüm kadarıyla bir çok az da olsa realistikler var. Evet ben Adem'i destekliyorum, Dur abi'yi destekliyorum, Nagihan'ı destekliyorum. Ama desteğimi esirgemem SMS falan. Ama yanlış yaptıkları zaman da eleştirimi yaparım. Yapıcı da olsa bu yanlış derim. Ama genel olarak onlar ne yaparsa yapsın doğru yapıyor. Ya işte Murat biraz daha böyle koşulsuz seviliyormuş gibi geliyor bana. Yani ne yaparsa ama yapsın desteğini. Kaybettirir. Mesela öyle anne baba da kaybettirir. Şimdi Survivor hayat diyorum ya ben öyle görüyorum. Eve gidiyorsun, iş bulamamışsın, iyi ki bulamadın oğlum, oh boş ver. İşte arkadaşını yanlış seçin, seçeme oğlum senin canı sağ olsun yavrum falan filan. İşte kilo aldın, aman al iyi yaptın oğlum falan filan. Nasıl düzeleceksin? Birinin arkadan iteklemesi lazım. Hayat böyle. Tamam. Hani diyeceksin ki bu doğru, bu yanlış, bunu yanlış yaptın, bunu doğru. Evladımıza bunu söylüyorken, fanlar sevdiklerine bunu söyleyememesine ben şoktayım. Bak insanın hayattaki ölümlü dünyadaki en büyük manevi değeri evladıdır. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Amin. Bende de 3 tane var. Biri 26 yaşında olmak üzere. Ben çocuğumla çok tartışıyorum. Kendi doğrum var söylüyorum. Baskı yapmıyorum. Söylüyorum ama. Engin Can bu yanlış diyorum. Şimdi seviyorum diye devamlı şöyle yaptım düşsene mesela. Ne iyi yaptın be oğlum. Aferin falan. Bu fanların belli bir kısmı ne yaparsa yapsınlar söylemiyorlar yaptıklarının yanlış olduğunu. Belli bir kesimi tenzih ediyorum. O zaten kaybettirir. Katılıyorum ama performans yüzünden hani sanki ayrıştırmıyorlar Murat'ı gibi geliyor bana. İstatistiklerini biz burada veriyoruz. İstatistik tutuyor. %36'larda galiba yanlış oldu. 36. Şimdi bu çocuğun eğer sevmek başka bir şey ama performansın hala görmezden gelip iyi diyorlarsa onlar Murat'a iyilik yapmıyor. Kötülük yapıyor. Benim fikrim bu yani. İhsan sence? Yani dediğin sorunun cevabı şu aslında yani Murat'tan çok belki Murat'ın ailesinden çok o fanlar istiyor Murat'ın başarılı olmasını ama tabii ki yazıp çizerken sanki performans hiç önemli değilmiş gibi yapıyorlar çok sevdiklerinden dolayı. Halbuki onlar da dört gözle Murat'ın performansının artmasını istiyorlar ve bekliyorlar çok normal bir şey. Yani diyebilecek bir şey yok normalde Survivor'da bir yarışmacının daha ilerlere gidebilmesi için performans şart. Yani performansı yani olmadan bir minimumu lazım. Bir yere kadar gidebiliyorsun. 60'lar falan herhalde oldu geçen, değil mi? Geçen senede mesela Sabri'ye böyleydi. Sabri. Diğerlerine göre performans daha aşağıdaydı. Ama gidebileceği en maksimum yere gitti. Galiba Kıbrıs'ı göremedi işte yani sonuçta. Aklın yok. 7. mi 6. mi ne bitirmiş oldu. Hani bir yer çok da seviliyordu mesela Sabri'ye. Evet. Çok da sevilen bir adamın yanında beraber hareket ediyorlardı. Ama o sevgi ve o şey onu bir yere kadar taşıdı. Murat da Hakan abin dediği gibi yani bu performansıyla nereye kadar gidebilir? Bir yerlere gidecektir mutlaka çünkü seviliyor evet çünkü çok düzgün bir insan. Çok da Survivor'a da yok işte mesela. Survivor'a da çok yakışan. Bence evet. Zaten şimdi ben Murat'ı görünce mutlu oluyorum. 8 yani. Kişilik bir adada tam doğum günü vesaire 8 kişilik bir adada 4 tanesi aday olacak. Aynen. Bu 4 tane adayların içerisinde son gün dokunmazlık oyununa bakın 3'te 0 yapan Murat yok. Aynen. 3'te 3 yapan Nagihan var mesela. Evet. Tezatlığa bak yani. Tabii. Hani böyle bir ayrıntı doğru. Var. Evet. Ve
Bununla ilgili hiç kimse bir şey söylemiyor mesela. Kimsenin de aklına gelmiyor böyle bir şeyi gündeme getirmek. Böyle bir şeyi gündeme de getirmiyorlar. Çünkü çocuğun dediği gibi nevi şahsına münasır bir şey var. Aynen. Böyle bir duruşu var. Peki göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde Murat'ın performansında bir artış olacak mı olmayacak mı? Olduğu zaman da bu masada konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi neye geçiyoruz? Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödülünün açıklandığı ana. Bir izleyelim sonra devam edelim. Bu haftaki Perşembe ve Cuma oynayacaksınız. Perşembe ve Cuma. Ödül oyunu oynayacaksınız. Özel ödül oyun diyelim adına da. Bu oyunu kazanan takım açıklıyorum. Evet. Açıklıyorum. Evet. Açıklıyorum. Evet. İstanbul'a gidecek. Aa! Ne? Bir dakika. Allah Allah. Gerçekten mi? Evi mi? Toplamda 1,5 gün geçireceksiniz Türkiye'de. Takım olarak Dominik'ten çıkıp Türkiye'ye gideceksiniz. Tam 1,5 günü geçireceksiniz. Sonra da geri döneceksiniz. Devamını anlatayım. O günü istediğiniz gibi geçireceksiniz İstanbul'da. Serbest İstediğiniz mi? Gibi. Takım olarak değil. Kim ne isterse onu yapacağız. Şöyle anlatayım. Programımıza siz karar vereceksiniz. Aa, ben kafayı yiyeceğim. Gün içerisinde ben bebeğe gitmek istiyorum. Allah Allah. Ne bileyim. Ben efendim? Kuaföre gitmek istiyorum. Kuaföre gitmek istiyorum. Ya gerçekten yapabiliyor musunuz? Mesela bunların hepsini yapacağız. Ya eve gitmek istiyorum mesela. Efendim? Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorsan eve gideceksin. Ay gerçekten mi ya? Evet. Bu arada ben kızımı alıp da gideceğim. 25 Mayıs'ta 20.000 dalası var arkada. Mesela Hilmicem sinema gitmek istiyor. Çünkü filmi var. Vallahi. Filmini seyretmek istiyor. Gidip sinemaya gidip filmini seyredeceksin. Ya inanılmaz olur. Türkiye'ye filmimi seyretmeye gidiyorum. Sonra arkadaşlar geleceğim. Yani şöyle anlatayım size. Akşam evlerde kalmıyorsunuz. Bilgi akışı olmasın diye onu tahmin ediyorsunuz. Fakat kimi görmek istiyorsanız o gelecek. Onu göreceksiniz. Ailemizde. Ailenizden kimi gelmek istiyorsa onu göreceksiniz. Hepsini görebilirim. Ben ailemle yemek yemek istiyorum Boğaz'da. Ailemle yemek yiyeceksin. Toplu gideceksiniz. Ondan sonra dağılacaksınız. Sonra tekrar toplanacaksınız. Yani durum bu. Bu Survivor tarihinin gelmiş geçmiş. En büyük ödülü kesinlikle. Benim açımdan. Sizin değerlendirmelerinizi de merak ediyorum. Tabii ki unutmayın. Bir takım gidecek, bir takım da kalacak. Yani bu ödülün bir de o tarafı var. Bir televizyon programına konuk olacaksınız toplu olarak. Gündüz bir saat boyunca. Mesela güzel bir Survivor panoramada kazanan takım konuk olsa güzel olmaz mı? Belki bir saat orada konuk olursunuz. Hakan'ın eski programı. Hakan Ural şu anda, sevgili Hakan orada. Nur Tuğba orada. İhsan orada. İhsansız olmaz o program zaten. Geçen sefer çünkü hani tweet atarken demişim ki Nur Tuğba ile Hakan'ın konu olacağım. İhsan hani beni niye saymadın diye bir serzenişte bulundu. Sitem etti İhsan. Ben de dedim ki hani sen programın sahibi değilsin. Sen de konuksun. Beraber konuk oluyoruz dedim ama o takıldı oraya.
Bence oyun oynansın, bir an önce gelsinler. Yeter, ben dayanamayacağım. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok güzel bir ödül. Gerçekten hani onları düşünemiyorum bile. Neler hissediyorlardır. Bak düşünün, küçücük bir video için o parkur yanıyordu iletişim ödüllerinde. Şimdi Türkiye'ye gelecekler. Ne oyun olur? Ne zaman oynanıyor? Perşembe, Cuma. İki oyun oynanacak. Üst üste. Yani İhsan sen anlat istersen, daha net biliyorsun ama açıklandığı kadarını biliyorum ben. İki ödül, iki oyun oynanacak. Kazanan uçağa binecek, hop burada. Birini o kazandı, birini öteki kazandı. Bir tane daha önce. Yani. Revanş olacak. Vay be. Ne diyorsun İhsan? Hakan istersen anlat. Ben ne anladım onu ben hiç. Hadi peki İhsan. Hadi bize bir şey söyle İhsan. Heyecandan öleceğiz burada. Sadece şunu söyleyeyim. Bununla ilgili bile eleştiri var tabii ki. Anne sosyal medyada. Ne diyorlar? Vay efendim, onlar gelecek, her şeyi öğrenecekler. Hani kim hangi takım gelirse işte her şeyi öğrenecekler. Öğrenirler ama işte. Ruhuna ayrı Survivor'un. Öğrenmeyecekler abi, öyle şey yok. İki nasıl öğrensin? Ben şimdi caddeden geçiyorken oğlum atışlarına dikkat et desene. Öğrendi, tamam onu mu öğrenecek? Hayır ama hayır yani ne, atıyorum yani ne öğrenme ihtimali yok. Söylerler yani. Neyi söyleyebilirler? Cebine bir şey koyarım. Şöyle ya, bir mektubu bir şey koyarım. Söyleyeyim. Ben sarılırken böyle oğlum seni çok özledim mesela. Ben yarıştım. Ben öyle yarıştım. Mi? Çıktım. Tamam. Şimdi bizim yarışma önden gidiyordu. Biz böyle bant çekiyorduk. Şimdiki gibi. Geri dönüyordunuz bir de. Geri dönüyorduk. Ben yani sokaklarda gezerken ekranda aynı anda yarışıyorduk biz. Çünkü şey son dört biliniyordu. O zaman öyleydi. Canlı gitmiyordu. Real gitmiyordu şey zamanla. Herkes bana yolda yapışıyordu. Kim elenecek? Söyle ne olur, kim elenecek bu hafta? Sen kalıyor musun finale falan? Konuşma yasağımız var diyorduk yani. Sen öyle zaten mi? Hayatta söylemezsin ki. Sen yanlış adam seçmişsin. Ama yani bir şekilde böyle o zaman da böyle çok fazla kuvvetli değildi. Ben derdim ver 5000 lira söyleyeyim. Ver 5000 lira değil mi? Bread money. Şimdi millet hani onunla bir şey söyleyeceğin abi ne oluyor? Kim eleniyor? Eleniyor mu? Hani onu muhtemelen konuşacaklardır falan. Ya şey ama şey ya, şimdi bu arada espri yapıyorum da hani söylenecek şeyi zaten adamın kendisi olarak orada var. Değiştirebileceğini bildiği şeyleri de insanlar değiştiremediği için hani farklı oylar alıyor. Aynen. Şimdi ben de biliyorum birçok şeyi değiştirmem lazım ama değiştiremiyorum işte yani. Kimse telefon verip al şuradan oku sana gelen mesajları olmayacak. Hayır ya dedi ki diyelim mesela atıyorum Adem'e sinirlenme. Sinirlenme ne yaptın? Ne kadar diyebilir? Aynen bir yani. İnsan yoldan geçen bir insan ona ne kadar ya, şey zaten ya. Buraya gelen onları da önemsemez. İnanın bana o duygu durumuyla o kadar uçak saat yolculuğundan sonra bunlar unutulur. Sadyaları akarak konu kalırız onlar. Peki konuşacağız yankılarını, detaylandıracağız. İhsan'dan bilgi almaya çalışacağız ama reklama gitmemiz. Ada konseyinde Nagihan ve Anıl arasında sinirler gerildi. Bir erkeğin daha hani dik durması gerekir. Nagihan, Anıl, Bilmecen ve Murat Ceylan'la ilgili nasıl bir iddia ortaya attı? Allah'ın bildiğini şimdi kuldan mı saklıyorsunuz arkadaşlar? Bilmecen, Nagihan'ın iddialarına ne yanıt verdi? Yeni patlamış kamyon gibi. Hayır. Gönüller takımında Nagihan, Anıl ve Damla arasında kılıçlar çekiliyor mu? Ben kalleşmeye karşıyım kardeşim. Ortada olmak güzel bir şey değil tabii ki. Ama daha soğukkanlı karşılayabilirdi belki bunu. Neymiş kardeşim? Bak ben sana hesap mı sordum? Para soruyorsun. Neymiş kardeşim? Hepsi ve daha fazlası birazdan Survivor Panorama'da. Survivor Panorama ile yeniden karşınızdayız efendim. Reklam konuşamadım. Baştan alıyorum. Reklamlardan hemen önce büyük ödülden bahsettik. O kadar büyük bir ödül ki dilim damağım birbirine yapıştı. Durumumuz bu. Peki şimdi bu akşam gönüllerin bütün kadın yarışmacıları potada olduğu için bir isim veda edecek. Potada olan isimlerden çok konseyde yaşanan bir tartışma geceye damga vurdu. Kimler arasında? Nagihan ve Anıl. Bir izleyelim, hatırlayalım, sonra devam edelim. Yeni gelen arkadaşlardan tabii ki ismimin çıkmasını beklerdim ama yani hiç ummadığım bir ismin beni yazması gerçekten çok şaşırttı. Bizim Anıl'la hiçbir sorunumuz, hiçbir sıkıntımız yoktu. Neden kendine göre hareket etmiyor da diğer arkadaşlarla aynı şekilde birlik içerisine girip hareket ediyor? Sadece ona şunu söylemek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen ya yolunu kaybedersin ya da dostunu. Kendim adıma söylemiyorum. Yola benimle çıkmadın. Yola siz Yağmur'la, Hakan'la ve Birsen'le çıktın. Sığıntı diyordun Mustafa'ya. Sanırım o kelimeyi yanlış kişiye söyledin.
Benimle güzel bir dostluğu, güzel bir arkadaşlığı vardı. Ama ne olduysa bu üç arkadaşın böyle yancısı olarak, getir götürcüsü olarak yoluna devam ediyor. Umarım başarılı olursun. Sana söyleyeceklerim bu kadar. Kimsenin sana bir düşmanlığı yoktu. Ama anlıyorum ki bana karşı yapılan Ozan şu an bir düşmanlık var ki benim ismim orada çıkmış. Çünkü şu an senin verdiğin tepkiye dayanaraktan kişi kendinden bilir işi. Bu konu konuşuldu. Bana karşı alınan bir tepki var. Benim ismim o yüzden orada çıktı diye düşünmem gerekiyor. Bilmiyorum ne söylediğinizi. Ama takım olarak hakkımızda hayırlısı olsun. Ben burada tabii ki de kalmak istiyorum. Şu anda da gideceğime inanmıyorum. Daha gidecek yolum var. Hedefim Kıbrıs'tı. Umarım da o şekilde olur. Bizim takımımıza karşı takımdan 3 arkadaş geldi. Benim o arkadaşlarla yaptığım, yani Hilmi, Cem, Murat ve Damla'yla yaptığım arkadaşı savunanlardanken Nagihan ve de yani bunun haklı sebeplerini de görüyordu. İşte yaş ortalamamız, kafa dengi olmamız vesaireyken. Aynı isim yazılması niye beni onlara yancı yapıyor? Bunu da anlamış değilim. Hiçbir arkadaşım böyle düşünmezken sırf adın çıktı diye Nagihan, yani böyle kelimeler sarf etmen çok... Yok, ben sarf... Böyle kelimeler sarf etmen çok üzücü gerçekten. Çünkü hoş değil. Daha dün konserde kötü laflardan, kötü sözlerden söz ediyordum. Ama gelmişsin burada bana yancı diyorsun. Benim nasıl bir karakterde sen olduğumu da biliyorsun. Sen dediğin için diyorum. Mustafa'ya demiştin. Hayır, Mustafa'yla konu ayrı şimdi. Sen kendi takımında ara. Kişi kendinden bilir. Sen kendine bak o zaman yani. Ben kendime bakıyorum. Tamam, dinle lütfen. Biraz direkt ol sadece. Nagihan belirliyorum yürekli olmayı da. Tabii birazcık bak. Bitirebilir miyim müsaade edersen? Abiden azıcık ders al. Ya neyse. Ya ne diyeceğimi de unutturuyorsun. Yok da. Yok söyleyeceğim bir şey. Yok söyleyeceğin değil, saygısızlık yapıyorsun, laf biliyorsun yani. Tamam. Ya neyse şöyle toparlayayım. Kimseye bir açıklama yapmak zorundaydı burada isim yazan hiç kimse. Ama ben yeterince açıklama yaptım zaten. Arkadaşlık kurmak kimsenin yanına... yanlamak değildir. Ne onlar adaya geldiğinde ben onların yanına gittim, ne onlar benim yanıma geldi. Biz ortada buluştuk. Bunu tekrar söylüyorum. Burada bir oyun kaybettik ve bunun cezasını çekiyoruz. Ha Nagihan, bana yürek diyordun. Senin ismini 4 kişi yazıyor. Bir tek gücün bana mı yetiyor? Yok. Buradaki ilk senemi yaşıyorum diye bana mı laf ediyorsun burada? Hiç alakası ya. Bir erkeğin daha hani dik durması gerekir. Allah, kendi kararını kendi alması gerekir. Ne bileyim, böyle bir korkaklıkla, aman gitme korkusuyla, iki gün daha burada kalır mıyım endişesiyle gidip de onların yanında böyle sığıntı olarak yani bulunması beni son derece rahatsız ediyor. Dün pilav yapıldı. Sen yoktun. Evet. Yoktun. Yoktum. Aralarımızda yani böyle bir saçma sapan... Neredeydin? Yoktum. Neredeydin? Damla'yla bir yerlerdeydin. Damla neredeydin? Hayır, nerede olduğun beni ilgilendirmiyor. Evet, tamam. Yani Damla'nın senin morali çok... bozuktu, sahilde tamam, yürüyüş yapıyordu, konuşuyorduk. Tamam, beni ilgilendirmiyor yani. Damla'yla senin nerede olduğun. Yani senin yani? Hilmi, çok yakın gördüğün Hilmi de, Murat da senin varlığından rahatsızlık. Aman aman aman, of of gene mi geliyor, aman pilav mı, aman şu mu? Ya bunu diyen ki insanlar, sen... Ne? Ne? Şahitsiniz arkadaşlar. Hayır yani zaten varlığından son derece rahatsız olduğunuz bir arkadaşız. Aman zaten konuşmasını bilmiyor. Aman şunu yapmasını bilmiyor. Gözünü seveyim, yok. Sen ne diyorsun ya? Allah'ın bildiğini şimdi kuldan mı saklıyorsunuz arkadaşlar? Sen var ya. Hakan siz de şahitsin. Ben böyle bir şey duymadım. Sen var ya şu an. Hayır. Yani yanlış anlaşılma var. Yeni patlamış kamyon gibi gidiyorsun. Hayır hayatım bak şimdi. Normal sizin yaşadığınız... Ben yanımdaki bir kardeşim var. Aman aman diyorsunuz ya. Karşını konuşmuyoruz. 2015'i yaşıyorum şu an. Hayır canım, ne alakası var? Hayır, adamın varlığına rahatsızlığınızı kenarınızda sürekli konuşuyorsunuz. Çaktırmadan biz de kulak misafir olduğunu görüyoruz. Olsak zaten devam etmeyiz işte. Tabii varlığından tabii ki rahatsız olmasın. Yani, çünkü sizin burada... Çünkü çevremize rahatsız olmuş insanlar pek gelmiyor. Sen niye hiç bizle takılmıyorsun niye mesela? Niye takılayım ben sizinle ki? Tamam ben işte, kendi yolumda ilerliyorum. Yani. Kendi yolumda ilerliyorum. Benim sizinle takılmama ihtiyaç tamam, yok tamam ki. Tamam tamam, sen şu an başka bir konuya gittin. Tamam hayır yani bazı...
bunların farkında olmadığı için. Rahatsız olsak biz zaten bizi tutamaz kimse bir arada, anladın mı? Telefon yok, televizyon yok, hiçbir iletişim aracı yok, sadece muhabbet ediyorsun. Ya iki ya, sevmeyen insan işte, nasıl bu kadar bir arada? İdare ediyorsunuz. Ben kimseyim? Ya bu benim üçüncü Survivor'ım. Ben kimi idare edeceğim? Sen yani? Senin girmene gerek yok. Ben sadece kulak misafiri oldum. Bize de geldi ama. Efendim? Hatta nasıl girmeyeyim ya? Şu an ikimize atıfta bulundum. Emrecan karşılıklı konuşuyoruz. Neyse işte yani çok böyle dost gözüken insanların da senin arkandan çok da iyi konuşmadıklarını duyduk. O yüzden de çok da sırtını dayama diyorum. Çok net bir sorumuz var yan ekrandan. Bu tartışmada kimi haklı görüyorsunuz? Elbette iki seçeneğimiz var. Nagihan ve Anıl. İhsan, sana döneyim. Şimdi Nagihan'ın bazı sözleri gerçekten hani yenilir yutulur gibi değil. Yancı, getir götür işçi, yani baya baya ağır cümleler var. Anıl orada biraz daha sakin duruyor ama Nagihan devam ediyor. Oradan Damla giriyor, Hilmicen bir şey söylüyor. Büyüdükçe büyüyor. Bir değerlendirir misin olayı bizim için? İhsan şu an uygulamayı açtı ekrandan. Oylamaya başladı ve oyunu da attı. Şimdi de yorum yapacak. Şimdi önce ters köşe yapacağım. Nagihan'ın haklı olduğu yerden başlayacağım. Tabii ki burada Anıl haklı. Ben Anıl alından yana oyumu kullandım ama şimdi Nagihan'ın haklı olduğu kısım ve söylemi benim notlarımda var. Şöyle deseydi ki Nagihan şu konseyde, ben bir söz almak istiyorum Acun Bey. Şimdi ben Nagihan'ı ve böyle konuşuyorum. Ben bir söz almak istiyorum. Buradaki bir arkadaşı çok kırıldım. O kişi de Anıl'dır. Çünkü buradaki daha önceden herkes birleşip Anıl'ı yazmışken ben o ittifakın karşısında durup Anıl'ı yazmamıştım. Evet. Ve dolayısıyla da o zaman Anıl'ın yanında yer almıştım. Ben isterdim ki Anıl bugün beni yazacaksa gelsin, beni yazacağını bana söylesin. Ama onu yapmadı, direkt benim işimi yazdı. O yüzden ben Anıl'la gırgırım, teşekkürler dese, çekilse kenara. Bravo Nagihan, haklı. Yani dediğinde doğru. Anıl niye onu gidip yazdı? Böyle bir şeyler konuşabilirdik biz şu an. Ama bunu yapmadı. Ufak bir şey yakaladı ya orada haklılık mı? Bir anda olayları aldı, dedi ki bir gün önce karşı tarafın Ünlüler Adası'nın söylemlerinden rahatsızlığını dile getiren Nagihan, kötü sözlerinden ve devamlı üstüme oynanıyor diyen Nagihan, Anıl'a herkesin içerisinde yancı dedi, getir götürücü dedi, bir yerlerden vurmaya çalıştı ki bu konular zaten daha önce gelmişti ve Anıl'a oralardan vurulmuştu. Evet. Şimdi bizim gördüğümüz öyle bir şey yok. İzleyicinin de gördüğü öyle bir şey yok. Senin takım arkadaşları da öyle bir şey var demiyor. Takım arkadaşları devamlı bunun karşısında, bu söylemin karşısında durdukları halde oralardan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu bir kere yanlış. Diyor ki yani ezber, bazı böyle deyimleri ezberlemiş gelmiş. Çünkü biraz turabicilik oynuyor. Çünkü turabi benzer şeylerde tepkiler veriyor ya. O da böyle ben de kadın turabiyim diyor herhalde. Onun gibi davranmaya çalışıyor. Yola çıktıklarınla falan filan diyor. Şimdi Nagihan, sen yola kimlerle çıktın? All Star'larla. Bir kere sen zaten All Star'ları kendin bıraktın yolda. Hani bunu diyecek bir kişi varsa, bir sürü kişi var, sen değilsin ama. Sonra diyor ki o All Star'lar hasbelkader senin takım arkadaşın oldu tekrardan. Onların yazması normal diyor. Onlar asıl yola çıktıklarını satmış oluyor. Anıl değil yani. Anıl da oradaki son kişi bunu söyleyecek. Yani iki kere son kişi aynı lafı bir yerde söylüyor. Yani saçmalığın içerisinde saçmalık var. Artı Anıl'la çok iyi geçindiğinden falan bahsediyor. Yani öyle bir tepki veriyor ki sanki bir sen Nagihan'ı yazmış ve hani desen ki Nagihan'ı sadece izlesen, biri onu yazdı desen, ben derim ki bir sen yazdı herhalde. Çünkü öyle beraber geçirdik, şunu yaptık, bunu yaptık falan diyor ki. Ya sen ne kadar Anıl'la vakit geçirdin, biz göremedik o arayı, yani orayı da kaçırmışız. Gerçekten gözüne kestirmiş. Paylaşımları yok ki. Paylaşımları yok falan. Yok Tur yani. Abi'den ders al diyor. Zaten sen kimden ders aldığın belli. Ağzında aslında o var. Sen Tur abi örnek almışsın. Çünkü yazıldığın anda böyle bir tepki veriyorsun. Ve çok rahat geçebileceği bir potada bunu yapıyorsun. Aynı Tur abi gibi. Tur abi de çok rahat geçebileceği bir potada tepkisini vermişti. O yüzden bize acaba fazla mı dedirttik? Burada Nagihan acaba fazla mı zaten diyoruz. Zaten seni söylediğin gibi, özür dilerim İhsan. Nagihan bu potadan gitmeyeceğini en az bizim kadar bilmiyor mudur? Evet. Niye bu kadar Anıl'ın üzerine oynama? Bir de yani orada yani Murat'la Hilmicen ve Damla'yı da bir anda zan altına bırakıyor. Evet. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklıyorsunuz arkadaşlar diyor. Yani çocukların surat ifadesi bir başka renkleri zaten. Attı yani ne diyorsun Nagihan diyorlar yani, tamam demediğimiz bir lafı dediniz, herkes biliyor falan diyor. Hakan diyor ki herkes şahit diyor. Hakan diyor ben değilim diyor şahit falan. Yani kimse şahit olmuyor. Birsen orada sessiz, tek başına konuşan Nagihan almış herkesi böyle bir döndürüyor. İnanılır gibi değil. Yani bak, tekrardan başa alıyorum. Nagihan
Çok hep beraber arkadaşlar. Nagihan benim yaptığım konuşmayı yapsaydı ben Nagihan haklı derdim. Çıkacaktı. Anıl'a üzgündüm beni yazdığı için bu nedenlerden bitti diyecekti. Olayları öyle bir başka şekilde anlatmaya başladı ki belki de haklı olduğu yerde inanılmaz derecede haksız duruma düştü. Bir de neye üzülüyorum biliyor musunuz? Anıl sürekli kendini ifade etmek zorunda kalıyor. Damla'yla, Hilmi Cem'le, Murat'la yakınını niye herkese ispat etmek zorunda? Yani onlarla bir arada diye bir açıklama yapmak zorunda mı? Onlarla daha iyi anlaşıyor ki daha takımlar değişmeden, Hakan sen de söylemiştin. Eğer Hilmi Cem, Murat, Damla gibi isimler öteki tarafa geçerse Anıl'la anlaşır dedik. Bunu zaten hepimiz anladık. Niye sürekli Anıl evet ben eski arkadaşlarımı da seviyorum gibi bir şeyler açıklamak zorunda bırakılıyor ki? Yazık değil mi çocuğa? Hadi sana sözü vereyim Hakan. Zaten gülüyorsun ne söyleyeceğini tahmin ediyorum. Ama ben artık bilmekten yoruldum ya bazen vallahi billahi ya. Ben o yüzden evden çıkmıyorum işte. Siz yani ben valla burada hiç kameraları da kapat ben böyle bir adamım işte. Ben çıkmıyorum abi. İnsanlar maalesef yani böyle yani. Hani ben şimdi kalkıp Nagihan'ın söylediklerinin zaten açıklamasını hiç yapmam bile yani. O şey olur yani. Kendime saygımı yitiririm yani. De. Anıl Allah sabır versin. Ben onu söylüyorum yani. Anıl, bu çocuğun yani orada sabırlı olması lazım. Yani ben kimle problem yaşamadı diye düşünüyorum. Yani bir insan şimdi herkesin bir hayat yaşayışı ve algısı var. Herkes de kendisi gibi insan sever. Aynen öyle. Doğru. Ben Anıl'ı seviyorum. Karakter olarak, hal, tarz, tavır, davranış bir bütün halinde. Bana yakın geliyor, samimi geliyor. Hata yapmayacak mı? Yapacak. Hata yaptı bir iki defa da söyledik. O Mustafa'ya kullandığı kelimeyi, nedeni, niyeti ne kadar her doğru kendince olursa olsun. Çünkü onun mükemmel olma gibi bir zorunluluğu var bu kadar starın olduğu bir yerde diye. Yanlış, yanlış dedik yani. Ama Anıl'ı ben seviyorum. Anıl Survivor'a her anlamda yakışan bir çocuk. Yani performansal anlamda hal, tarz, tavır, davranış. Ama tabii orada o kadar teşbihde hata olmasın tecrübeliler var ki ona toplum içerisinde başka bir şey derler. Başka bir şey. Böyle bir yiyecek adı vardır. Öyle derler. Onlar onun, Anıl'ın favori olduğunu biliyor. Rahatsız. Tabii. Biliyorlar. Her tesadüf değil. Hilmi'ye değil Murat'a değil. Sayalım mı senle Anıl'ın, Anıl'a durduk yerde kaç kişinin sataştığını? Sayalım mı? Sayalım mı? Hiçbir anlamı yokken kaç kişinin Anıl'a gidip omuz atmalarından, kalk saldırmalarından, kabadayılıklarından hitam etmeleri sayalım mı? Şeyimiz yetmez. Zaman yetmez. Peki hepsi mi tesadüf? Hepsi tesadüf mü? Ben hep söylüyorum. Biz görsek burada doğru doğru, yanlış yanlış. O çocuk Allah sabır versin. İşi zor. Kaliteli bir çocuk. Zaten hiçbir şeyi de anlamlandıramadığı için ifade edip bazen bazı insanlar kendi kurduğu hayal dünyasındaki yanlışı senin anlatamadığın doğrudan daha iyi anlatırlar. Ne güzel cümle kurdun. Ben hep güzel cümle kuruyorum. Evet canım doğru çok özür dilerim. Niye? Öyle affedersin çok kazık yedik. Ha, evet, burada iyi bir şey değil ha. O hakikaten ondan yani. Çok üzüldük. Çok kazık, çok bedel ödedik. O yüzden de şu an Nirvana'ya geliyorsun işte. Onunla da öyle şey. O yüzden. O yüzden ben şunu söylüyorum. Allah o çocuğa sabır versin. O çocuk muvaffak ve başarılı olursa umut ümittir. Ama ben hayatta genelde böyle çok hak eden insanların hak ettiği değeri aldığını hiç görmedim. Ben biraz gerçekçi olduğum için söylediklerim insanları şaşırtıyor olabilir. Bu da benim yapım. Ben hayatta da böyle hak eden insanların hak ettiği yerlerde olduğunu pek görmedim, pek rastlamadım. Yani. O yüzden gidebildiği yere kadar çocuk gitsin. Ama işi çok zor. Çünkü yarışma zorlukları, şartlar, her şeye saygım var bir şey demiyorum. Ama hakaret işin içine girdi mi o artık yani ona bir şey yapamazsın yani. Daha fazla tepki verecekken vermedik. Yani şimdi mesela normal şartlarda sokakta insanların yüzüne söyleyemeyeceğin şeyleri hiçbir yerde yapmayacaksın. Yani empati yapacaksın. Yani sana yapılmasını istemediğin bir şeyi bir başkasına yapmadığın zaman belli bir standart yakalıyorsun. Burada çocuğun Anıl'ın işi zor. Peki sen Nagihan'da insan gibi Turabi hareketleri görüyor musun? Ben Nagihan'ın bu konu, ya yani buradaki hadisesini konuşmak dahi istemiyorum ben. Peki, tamam. Çünkü hani bunu anca şöyle ciddi ele almazsak, güleceksek konuşalım. Tamam, anladım. Yani, trajikomik yani bu burada hani yani, o kadar alakasız ki. Şimdi mesela diyorum ki ben, siz ikiniz Acun hakkında konuşuyordunuz şu arada. Şimdi ikinizi zıplatacağım yemin ederim. Şimdi siz durduk yerde bir şey açıklamak zorunda bırakıyorum sizi. Düşünebiliyor musun Allah korusun yani?
Ama işte denk gelirsen hayatta da böyle şimdi. Yani hayat böyle acımasız yani. Şimdi anladın mı? Şimdi hadi geçtim ben Anıl'ın özelinden. Orada Hilmi'yi, Murat'ı, Damla'yı da zıplattı. Tabii canım, onlar da ne oldu? Öyle ama şimdi ben burada itham etsem, burada birilerini desem ki siz reklam arasında şöyle bir şey yaptınız desem. Bak ben bir tane cümle kuracağım. Siz böyle yaptınız diyorum. Tamam mı? Şimdi o yarım saat anlatamaz kendini. Vallahi yapmadım, billahi yapmadım. Yanına döner bak yaptım mı falan filan. O yüzden Allah derin nefes diyorsun. Sabır versin. Derin nefes. Yapacak bir şey yok. Peki yan ekran sonuçlarını açıklayalım o halde biz de. Bu tartışmada kimi haklı görüyorsunuz dedik. Bakalım ne çıkacak diyemiyorum. Tahmin ediyoruz. Hüseyin Bolt'u geçer. Nagihan %20 ama. Nagihan'ın %20'lik bir haklı payı olan gören izleyicilerimiz var. Yani onu da ne diyoruz? İhsan Güzel söylüyor. Öyle bir seven kitleler var ki. Onlar için doğru yanlış diye bir kavram yok. Diyor ki ben kimi destekliyorum? İhsan Tarkan'ı destekliyorum. Böyle yapıyor bu. İhsan Tarkan evet mi? Evet diyor. Ne yapmış? Önemli değil. O haklı diyor. E oğlum bir dur bakayım ne yapıyor? Yok haklı diyor. Peki. Onun adına ne diyoruz? İşte fanının bir şey şekli yani. Neyse. Ya, o bakmıyor. O iyi. Mesela kimi Hakan Atipoğlu destekliyor değil mi? O yanlış yapmaz diyor ya. Sabah Burcu'yla şeyi konuşuyoruz. Yan ekran sorularını konuşuyoruz. Biz, ben buraya gelirken işte yapımcımız Burcu'yla telefonda konu sıralaması, işte sorular ne falan. Nagihan Anıl, onun sorusu yok mu dedim. Vardı dedi. Çok belli dedi. Çok bariz değil mi dedi Burcu'da. Hani, güzel. Yok dedim. Sen koy oraya %20 gelir dedim. %20 geldi. Burcu %20 demiş. Ama sen gerçekten bu işi biliyorsun. Tabii canım. Yani senin ben hani analiz, tespit, bu paralel kurgularını falan hakikaten öğreniyorum da. Hani şimdi ben bu strateji, mutlateji, survivor bilmiyordum. Bu tur abileri, onları bunları daha geçmişte seyretmemiştim. Yani söylediklerini şey falcı gibisin yani. Çıkıyor diyor da. Ama mühim bir şey. Gerçekten öyle yani. Önemli bir şey. Ben düz bakıyorum hani ben diyorum ki bu falan filan cahçut diye bakıyorum. İşte sen hayata göre analiz ediyorsun. Öyle İnsan yani, da Survivor'a göre. O, çünkü Survivor'ı biliyor. Aynen. Hani bir de çocukları da tanıyor. Hepsini o daha İçlerini önce biliyor, aynen. Ciğerlerini biliyor. Ama zor, meşakkatli iş yani. Kesinlikle. Bu akşam neler izleyeceğiz, bir ipuçlarına göz atalım. Ben Hilmi Cem, Anıl ve Damla Nagihan'ı yazdım. Bu hareketimizden sonra Nagihan'ın anormal sert çıkışları oldu Anıl'a. Ben kalleşmeye karşıyım kardeşim. Ortada olmak güzel bir şey değil tabii ki ama daha soğukkanlı karşılayabilirdi belki bunu. Neymiş kalleşim? Bak ben sana hesap mı sordum? Her sana hesap mı sordum? Sana hesap mı sordum? Tamam, para soruyorsun hesap. Neymiş kalleşim? Keşke böyle bir durum yaşamasaydık fakat belki de bizim açımızdan çok çok daha iyi oldu. Herkes kendi yüzünü, gerçek yüzünü göstermeye başladı. Yüzünü konuş bir kere. Hadi doğru, sen git, git Damla'nın bekçisi ol Sadık oğlum. Nagihan yanlış konuşuyorsun. Mücadelesi. Başa baş geliyorlar. Haydi Mustafa! Çok kritik bir mücadele. İki takımın da çok sürü bir ödül var. Başladın! Bas! Bas! Az bir fark var. İkisi de her şeyi ortaya koyuyor. Kurabi düştü! Kadın yarışmacı Survivor'a veda edecek. Yağmur, Mirsel, Nagihan ve Damla Survivor'a veda eden isim. Veda eden ismi, edebilecek ismi az çok konuştuk ama hem tahminlerinizi alayım hem de az önce yaşanan tartışma belli ki adaya da taşınmış, orada da devam etmiş, kötü sözler de söylemişler gibi birbirlerine. Ne diyorsun Hakan? Ben geçen sene bu Adem Sabriye ikilisi, karşı tarafta dörtlüler Serhat özelinde çok böyle polemikte, itiş kakışta çok oldu hatırlarsan. Ben Acun'a hep şeyi söylemiştim. Dedim ki kavga, tartışma tamam. Yani karakter farklılıklarından dolayı yarışmanın formatı gereği dibine kadar eyvallah. Hani tartışma, hatta elinde olmayarak onun çünkü bedelini alıyorsan sen diskalifiye diye bir kavram var onu falan. Ama itham etmek mesela, aşağılamak. Biz burada ne diyoruz? Burada Survivor panorama yapıyoruz. Hepsinin sevenlerine saygımız var. Öncelikle de ailelerine. Herkes birey olarak kendi aileleri için bir değer. Onların ailelerini ve sevenlerini incitmeyecek söylemlerde bulunmamalarına Acun'un özellikle belirtmesi lazım gibi hissediyorum ben.
mesela karaktersiz, işte efendime söyleyeyim yancık, işte efendime söyleyeyim sahtekar falan. Şimdi bunlar olmaz. Bunun adı dünyanın her yerinde, dünyanın her yerinde tahriktir. Öz kardeşin, anan baban kalkıp sana böyle hitap etse kırılırsın. Ağrına gider. Survivor'daki tartışmaları tamam mesela. Böyle yapsınlar. Sen onu atmadın, at. Ben sana bunu yap dedim, yapma. Ama sen bunu yapmasaydın biz bu oyunu kaybetmezdik. Senin yüzünden kaybettik. Bir, bunlara eyvallah. Ama şimdi çok ağır hitamlar. Şimdi mesela bak orada diyor ki sen Damla'nın bekçiliğini yap. Bekçiliğini yapıyorsun diyor. Şimdi orada öyle bir havada bırakıyor ki herkes kendi algısınca acaba ne oluyor, ne demek istiyor? Şimdi Anıl'ı zaten facia yani. Çamura tezi kalsın. Şimdi o kızın bir flörtü olabilir, nişanlısı olabilir. Biz bunu bilmiyor olabiliriz. Orada bir istifam yaratırsın, şüphe yaratırsın. Rahatsız edici bir şeydir. Aile seyrediyor bir şey ya. Bu kadar. Bu sınır. Yani her şey edebi, adabı, mahşer derim. Hassas olmak. Şimdi bu olmuyor. Orada hemen prodüksiyon devreye girecek. Diyecek ki Nagihan'cığım sabaha kadar tartış. Ama iyi tamam bunlar. Yok diyecek. O kalite seni de bozar işin. Öyle bir şey yok. Her şeyin bir edebi adabı var. O kadar da değil. O zaman herkes kendi anladığınca çok fitursuzca birbirlerine ona göre normaldir ha bu belki de. Ama hani değil genel mi? Anlamda değil. Sorun çıkartacak bir şey söylediğinde olmaz o. İnsan senden de kısa bir yorum alayım biri, reklama gideceğiz. Biri Nagihan hepsi hep beraber dururlarken şöyle bir şey dese Tur abi sen git Nagihan'ın bekçiliğini yap dese Nagihan ne hissederdi? Mesela? Çıldırır. Ne hissederdi? Bravo. Hani bunu hissedeceği şeyi düşünerek bunu doğru. Damla'ya ve Anıl'a söylüyor. Yani, doğru söylüyor. Ayıp işte bunlar yapılmaması gereken şeyler. Hakan abi katılıyorum. Detaylarını bu akşam öğreneceğiz. Bir reklama gidiyoruz sonra devam. Survivor Panorama ile yeniden karşınızdayız. Artık adım adım finale yaklaşırken bu akşam bir isim daha veda edecek. Gönüllerin 4 kadın yarışmacısı da aday. Bakalım kim olacak? Heyecanla bu akşamı bekliyoruz ama bizden bugünlük bu kadar. Hakan, İhsan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yarın yine bir aradayız. Benim yok. İhsan'cığım konuşsun kardeşim. Önümüzdeki günlerde eleştirdiğimiz yarışmacıları karşımıza göreceğiz. Onun evet, heyecanını çok yaşıyorum. Heyecanlı inşallah. Hayırlısı. En kısa zamanda görüşmek üzere diyeceğiz. Bu arada Survivor Panorama TV 8.30 ekranlarında saat 16'da devam ediyor olacak efendim. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.